Ünve Sazlı'ya Mehmet Darın'a döneceğiz. Bakalım bugünün hikayesine dair sevgili Mehmet bizlere neler aktaracak? Sözü ona devredelim Mehmet. Barış merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Tabii bu yayını eğer gün ortasında yapmış olsaydık biraz daha günün sakin seyrettiğini, ekonomik verilerin daha sakin olduğunu ve yapılan açıklamalarda da herhangi bir gelişmenin olmadığını söyleyecektik ama tabii ABD piyasalarının açılmasıyla beraber Trump'tan da hem FED'e yönelik hem de diğer ülkelere yönelik açıklamalar yine gelmeye başladı. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda bugün ekonomik güven endeksini karşıladık. %80,1 olarak gerçekleşti ama piyasalar üzerinde çok fazla etkili olmadığını gördük. Gün içerisinde yukarıda 86.500, aşağıda da 85.300 bandı arasında hareket eden Borsa İstanbul kapanışa yaklaştığımızda yönünü 96.000 seviyesine çıkartmaya çalıştığını görmekteyiz. Tabii önümüzdeki hafta hem Türkiye'den gelecek olan büyüme rakamları hem enflasyon rakamları yine aynı zamanda yurt dışı piyasalardan gelecek olan ekonomik verileri yakından takip edeceğiz ama işlem hacmi açısından da biraz da sakin seyrin devam ettiğini görmekteyiz. Aynı zamanda dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya lideriyle yapmış olduğu görüşmenin ardından da S-400 füzelerinin ikinci etabının teslimatının başlamasıyla birlikte de ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a Türkiye'ye yaptırım uygulanması yönünde bir çağrı geldi. Henüz daha buna bir cevap vermediğini görmekteyiz. Borsa İstanbul cephesinde geri çekinmelerde 95.500 şu anda yakın olduğu seviye ve 94.500 seviyesi önemli destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde de 97.500 geçilmediği sürece bu dar bantta hareket edeceğine benziyor diyebiliriz. Dolar TL tarafına bakacak olursak dolar TL'de 5.80'lerden işlem görüyor. Tabii burada da bu hafta denemiş olduğu 5.86'lara yaklaştı ancak bu noktaları geçemediğini görüyoruz. Yine aynı ekonomik verilerdeki beklenti önümüzdeki haftada devam edecek. New York eski Fed Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamada Fed'in siyasi gelişmelerden, siyasi baskılardan etkilenmeyeceğinden bahsetti ama bugün az önce Trump da Fed'in izlemiş olduğu politikanın yanlış olduğunu yeniden vurguladığını görmekteyiz. Dolar TL'de yukarı yönlü hareketlerde 5.86 ve 5.93 önemli destek noktası olarak çalışmaya devam edecek. Geri çekilmelerde de takip ettiğimiz nokta 5.75 olarak karşımıza çıkıyor ki yarın da ABD'den gelecek olan büyüme rakamlarını takip edeceğiz. Burada da yine Trump'ın açıklamalarını izliyor olacağız. Euro bölgesine baktığımızda burada yine ekonomik veriler açısından biraz daha sakindi. Euro dolar paritesinin 1.10.70 etrafında hareket ettiğini görüyoruz. Geri çekilmelerde 1.10.50 önemli bir eşik noktası çünkü buranın kırılmasıyla beraber 1.0980'e kadar satışların hızlanmasını bekleyebiliriz. Bugün sadece tek gelişme Boris Johnson tarafından geldi. Orada da yapmış olduğu başvuruyla beraber de Kraliçe Elizabeth tarafından 14 Ekim'e kadar parlamentonun çalışmalarının durdurulduğu, tatilin devam edeceği ile ilgili haber vardı. Aynı zamanda tabii Trump'ın da anlaşmasız Brexit'i desteklediği ile ilgili yapmış olduğu açıklamaları takip ettik. Euro dolarda sadece yukarı yönlü hareketlerde hani olası 1.11.30 ve 1.11.80 yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak çalışacaktır Barış. İyi yayınlar dilerim. Ümit Sazlı ve Mehmet Arın'a çok teşekkürler yorumlar için. Kısa